Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzun, yatırım kararı verilmesi, beklentilerinizi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Merhabalar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. MTA'lar, endeksler gerginliğini kaybetti. Artık savaş sanki hiçbir endeksin ve MTA'nın umurunda değil. Altın tepelerden neredeyse orta seviyelere geldi. Endeksler de aşağı sürüklenmesini bir miktar yukarıya kadar durdurdu. Bu haftaya detaylıca bakalım. Arkadaşlar video başlamadan önce her zaman olduğu gibi klasik hatırlatmamı yapmam gerekir. Çünkü aralık sınıfını kapatıyoruz. Şu anda... 5 kişi kontenjan kaldı aralık sınıfında. Eğer sen de trader olmak istiyorsan, sen de derslerinle ilgileniyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Arkadaşlar bu hafta konsepti biraz değiştiriyorum. Platformu yazılım kullanan arkadaşlarımı da şu anda Zoom'a aldım. Müsait olanlar canlı olarak beni izleyecek. Şimdi onları da yayına bağlıyorum. İlk önce haftaya altınla başlıyoruz. Altın Biraz önce söylediğim gibi aslında o en tepelerdeki durum yavaş yavaş aşağıya doğru gelmeye başladı. Çünkü dediğim gibi artık savaşın o kayboldu. Herkes tüm dünya kanıksadı ve 1939'lara doğru indi. Bu arada anti parantez şunu söylemek istiyorum. Ben dünya ile ilgili çok fazla bir haber takip eden biri değilim. Ya da temel olarak ekonomik verileri takip eden birisi değilim. Sadece şuradan görüyorum. Mumlar artık tepeden aşağı doğru indi ve Aşağı bantlara doğru hani 1950 aslında çok kilitli ve sınırlı bir bölgeydi. 1950'nin altında şu anda 1935 civarlarında. E bu da demek oluyor ki 2000'lerde değilse neredeyse 50 ons 60 ons aşağıdaysa artık savaşın pek bir gerginliği teknik açıdan bizim açımızdan kalmamış oluyor. Peki o zaman şöyle gun type ile birlikte başlayalım. Evet şimdi 1940 arkadaşlar Şimdi yine şöyle bir analiz yaptıktan sonra şöyle bir oyun planı oluşturalım. 1940 üstünde kalırsa aslında şu anki Gun Typhoon'daki pembe kanal çok güzel, çok ideal. Ne çok kalın ne çok ince. 1940'ın, 41'in, 42'nin üstünde kalırsa çıkış akımı devam eder. Ve ortalama hani ilk gözümü kestirdiğim bölge kanalın yarısı 1960 bölgesi olur. Tamam Burada mutabıkız. Ama şurada 1942 bölgesinde mum kapatacak ve istediğim mum böyle seans mum olsun. Saat 11.30'da maksimum 12'ye kadar. 1942'nin üstünde kalsın ve onunla birlikte hacimli bir mum olsun. Yani buradaki tüm mumların üstünde bir mum olsun. Ya da Amerika seansı açılırken Amerika seansı ile birlikte üstüne kapatsın. Ve bununla birlikte o 1940'in üstünde net bir kırılmayı göreyim. Onu gördükten sonra birinci oyun planım arkadaşlar alış işlemi olacaktır. Nereye kadar? 1959'lara kadar olacaktır. Bu birinci oyun planım. Neden? Çok düştü. Şimdi artık savaş varmış gibi düşünmüyorum. Tamam yine bir arka planda savaşın var olduğunu biliyorum. Birdenbire çıkabileceğin işte bir bombayla bir toplu zararın görmesi. Onu aklımın köşesinde o senaryo var. Ama bu kadar düştü. Düştükten sonra tamam. Kahin şu anda ana akım aşağı diyor. Çünkü tepeye yakınız. Tepeye yakın olduğumuz için en temiz bölge olarak. Kanal bölgesi olarak tepeye yakınız. O yüzden ana akım aşağı diyor. Ama ben buradan birinci oyun planım 1941-42'yi gerçekleştirsem ve şuradaki kanalın hikayesini okuduğumda 18 Ekim saat 11, fena değil Ekim, Kasım neredeyse bir aylık temiz bir kanal ve 4 saatten bakıyorum. Ki geçmişine göre şöyle baktığımda daha da geriye götüren, yani 31 Ağustos'lara kadar götüren temiz bir kanal var. Hep burada bir direnç ve destek olmuş. Tamam, yani bakış açım benim doğrudan Gantayfı neden burayı hesaplamış? İlk önce onu anlarım, beğenirim. Bak, beğenmedim zamanlarda olur. Beğenirim ve birinci oyun planımı oluşturdum. Eğer satış işlemi açacaksam da arkadaşlar satış işlemi için 1932'nin aşağısında mumun kapanmasıyla birlikte satış işlemine girelim. Ama net yani benim burada bu haftaki altında güvenli alanım buradaki pembe kanal. Buradaki pembe kanalın aşağısında kapattığında hızlıca düşecek hızlıca düşüş akımı başlayacak. Pembe kalın üstünde kapattığında çıkış akımı başlayacak. Çok basit, değil mi arkadaşlar? Hani güven bölgesi belli, kanallar okumuz belli. Zaten Gun Typhoon'un bu yüzden kullanıyorum. Ben hiçbir şey çizmiyorum. Daha haftaya başladım. Haftaya başlar başlamaz hangi bölgeden alacağım, hangi bölgeden satacağım belli. Şimdi ekranımızda bu çizgiler duracak. Zaten yazılımı kullanan arkadaşlarım ekranında var. Güncellendiğinde de e, diyelim ki 1960 açıkında yeni bir hesaplama olduğunda Gün, güncel halini görebilecekler ama sizin ekranlarınızda budursun arkadaşlar. Bir daha haftalık analizi yapmayacağım Pazartesi'den sonra buraya göre devam edebiliriz. Sonrasında biraz daha, biraz daha dalalım. Bir saat. Şimdi bir saatliğe daldıktan sonra bir Crystal Box ne demiş? Onu görmek istiyorum. Crystal Box demiş ki ben tepeden sattım arkadaşım. Sattıktan sonra ikinci hedefimi de aldım. İkinci hedefimi aldıktan sonra burada artık yavaşladım. Crystal Box burada işlevi bitti ama ben Crystal Box'ı burada şunun için kullanmak istiyorum. Gun Typhoon'un pembe kanalındaki o bölgeyle aynı yere gelmiş. Demek ki 1933 çok kuvvetli bir bölge arz ediyor. Ana akım satış dahi olsa artık ben 1933'ün aşağısında mum kapatmadan hiçbir şekilde satış işlemi yapmam. 1933'ün aşağısında kapatması gerekir. Sonrasında alış işlemi içinde 42 fena değil. Hatta 42'den alıp şu bölgelerden gözlemlerim. Gerçekten o bölgeye doğru ilerliyor mu? Ne yaptık? Genelden, günlükten, bir saatlikten kristal baksa doğru inip bölgelerimi ayarladım. Nerede gireceğim, nerede çıkacağıma göre ilerledim. Hatta Diyelim ki alış 45'te gerçekleşti. Bu arada 45-44 çok kilit bölge. Alış işlemini 45'te yaptık. Kar al bölgelerim neresi olacak? 1957-1968. Bakın her şey çok net belli. Şu anda hafta başlamadan aslında benim sohbet ederek ilerlediğimiz için bölgeleri anlatmam gerektiği için bu şekilde ilerliyor. Yoksa ben buraya şöyle baktığımda ortalama 30 saniye bunu oluşturmam. Ve aslında çok fazla oyun planı oluşturdukça, çok fazla bu şekilde kanallar ve gun type'ını anlamaya çalıştıkça daha da hızlı oluyor. Peki, satış işlemi. Satış işlemine geldiği zaman zaten büyük ihtimalle buranın aşağısında mum kapattığında yeni bir Crystal Box bize yardımcı olacaktır. Şimdi Crystal Box'ı kapatayım. 36 Box'ı açmak istiyorum. Geçen hafta 36 baksın seviyesi bize böyle nokta atışı yardımcı oldu. Buradaki çıkış akımını hemen daha bitmemişken paylaşmıştım ve buraya değdi ve çıktı. Açıklamayla birlikte arkadaşlar. Şimdi hep sorulan soruların bir tanesi şu. Hocam teknik haber, temel haberlerden sonra nasıl gerçekleşiyor platformun tepkileri? Aslında biz temel haberlerden önce ben herkese tabii ki arkadaşlar işlemlerinizi kapatın ne olacağı belli olmaz diyorum ama %80 neredeyse platformun buradaki temel bölgeleri üzerinde gerçekleşiyor. Yani görseli paylaştığımda şu bölge 1946 çok kilit ve çok güzel bir yerdi. Buraya değdi ve saate bakın arkadaşlar saat 4. Saat 4 ile birlikte buraya değdi açıklamadan sonra ve 5 milyon açılışıyla çıktı. Aslında bölge çok belliydi ve sınıfa bu bölgeyi sabahtan atmıştım öyle hatırlıyorum değil mi arkadaşlar? Sabahtan bu bölgeyi atmıştım. Evet şimdi aslında bu kadar. Satış içinde yine haftalık TP seviyelerini basıp kesik çizginin altında kalmasıyla birlikte tekrardan şu bölge. Aynen kesik çizginin altında kalmasıyla bölgeyi oluşturabiliriz. Ama şu anda dediğim gibi altında bölgelerimiz bu şekilde. Ama özellikle platform sınıfındaki arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar yazılımı kullanmaya başladığımızda böyle para çaprazları daha yavaş hareket eden enstrümanlar USD Sterling, Euro USD, USD Shift, USD CAD gibi enstrümanlarla başlayıp GPB Yen, GPB NZD, Euro GPB'ye doğru ilerlediğimizde aslında şunu görüyoruz. Trade mantığında trader olurken enstrümanlar kanallara riayet ediyor. Bugün daha gün başlarken destek tepkisiyle birlikte kanal içerisinde hareket ediyor. Öyle olmak zorunda özellikle Forex'te. Çünkü Ortalama enstrümanın 10 yıllık geçmişine baktığında bir dikdörtgen çiziyor. Bir borsa hareketi yok. Sürekli yukarı çıkmıyor. E, sürekli yukarı çıkmayınca 5 yıl önceki hareket kanalı da belli. 5 yıl önceki hareket kanalını görünce çok güvenli biçimde işleme girip çıkabiliyoruz. Peki altın bu kadar. Geçelim bir sonraki enstrümana. Haftanın ikinci enstrümanı her zaman olduğu gibi DAX. Arkadaşlar DAX savaşla birlikte aşağı doğru inmişti. Ama şimdi neredeyse o çok bildiğimiz, ezberlediğimiz bandın üstünde 15.000 bandında. 15.000 bandında kaldıkça yukarıdaki 16.000 bandına kadar giden bir hareket var. Ortada ince bir pembe kanalımız var ama 16.000 aslında sınır bölgemiz. Gelin bu hafta neler olabilecek güncel Gantayf ile birlikte yorumlayalım. Gantayf'ı açtım. Evet. Şimdi aslında analiz yayını gibi geçiyor ama son zamanlarda YouTube'da başlığı değiştirdim farkındaysanız. Analiz eğitimi diye değiştirdim. Çünkü amacım aslında şu enstrüman böyle olacak, bu enstrüman böyle olduğu zaman şuraya gidebilirden ziyade buradan alırım, buradan satarım. Nedenleri bunları anlatmaya çalışıyorum ve en azından iki olasılıklı bir işlem planı oluşturduğumda teknik bölgeler üzerinde konuştuğumuzda aslında her neyine kırılırsa kırılsın ikinci planım hazır olduğunda ben şöyle davranırım görünce biz aslında piyasa nereye giderse gitsin, nasıl bir dalga olursa olsun sürekli bakiyemizi artıda bırakmaya çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında tüm haftalık analizlerin altyapısında temelinde bu trade etme mantığı var. Peki ekrana geçelim. Ekrana geçtiğimde 15.364 Fena değil. Şuralarda çok duraksamış, yukarı çıkmak istemiş. Çok temiz şuraya kadar. Çok temiz. 30 Mart çok temiz. Hatta haftalıktan bakalım. Çok ince ama şuna bakın arkadaşlar. Hani biraz önce dedim ya. 5 yıl önceki hareketi bile okuyabiliyoruz diye. 2021. Şu bölgeye bakın. Spike'ların üstüne bakın. Spike'ların üstüne bakın. Bunun üstünde kalması çok teknik değil mi? Spike'a kadar haftalık mumda okuduğumuzda zaten o bölge üzerinde hızlı bir hareketin olması gerekmez mi? Gerekir ve üstünde kalınca gerçekleşmiş. Şimdi bir üst banda geçerse 15.389 şimdi 4 saate geldim. 4 saate geldikten sonra 15.375-372 üstünde mum kapatırsa o zaman çıkış hızlanır. Biraz önce geçmişinde haftalıkta gördüğümüz gibi. Şimdi 370'in üstünde kapatırsa artık benim Yavaş yavaş aşağı bantları düşünmem değil de yukarıya doğru çıkışı düşünmem ağırlaşır. Ama şu durumda bence endekste ana yön yok. Geldim bir diğer fikrime. Bazı zamanlarda endeksin, altının, emtiyanın belli güçlü bir ana yönü olmaz. Bence şu anda sıkışıyor arkadaşlar. Daha Almanya borsası yeni ne açılıyor? Yeni tepkiler geliyor. Bakın direnç tepkisi, destek tepkisi. Direnç, destek. Destek, direnç. Bence burada tepkiyle işlemleri takip etmek gerekir. Alış desem ve de, satış desem de aslında çok %50 %50. Şunun üstünde kaldığında 15.372'nin üstünde kaldığında turkuaz boşluk çok daha fazla. Tam arada ince turkuazlar var. Onlar da bir sonraki destek olabilecek bölgeler ama boşluk çok fazla. O zaman bu boşluk çok fazlaysa buradaki engel değil. düşünelim burayı. Engel buradaki engeli açtı özgürlüğe kavuşacağı alan. Özgürlüğe kavuşacağı alan yukarıya doğru çıkış. Sonrasında şimdi oyun planı oluşturmaya çalışacağım ama çok ortada kristal baksan yardım isteyeceğim. Hmm. Şimdi bu ileri kullanım şu bandın içine girse. 15278 şuradaki bandın içerisine girse arkadaşlar. Ve 15278 şu direnç 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 destek olsa o zaman çıkış akımını hızlıca devam edebilirim derim ya da 15278 direnç ya destek ya direnç. Tek çizgiye indirebilirim ben burayı. Hatta stop loss çizgisiyle şöyle yapsam. Şimdi bölgemi oluşturdum. Gun tayfını kaldır. Bu bölge haftalık benim bekleyeceğim yer. Haftalık TP seviyelerini bastırdım. TP seviyelerin kesinlikle çizginin üstü de buranın üstünde. Buranın üstünde kalması da çıkış akımı hızlanırsa o zaman şu bölge benim İşlem için kovalayacağım bölge olur 15.284'ün içine girmesi ya da 15.284 direnç tepkisi. Yani kristal baksın devamı. Bunu kollayacağım. Sanki satış arkadaşlar bakın kanalı şöyle bir okuduğumda direnç 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 sanki satış daha böyle olacak gibi gözüküyor değil mi? şöyle kanaldaki tepkileri öncelikli olarak okuduğumda yani bir retest yaptığımda geçmişe doğru baktığımda sanki bir satışın öncelikli oyun planı olabileceği gözüküyor ama satışa girmek için de arkadaşlar aynen Barbaros 3. cümle direnç diyor. Arkadaşlar kahin cümleleri okurken tebrik ederim Üçüncü cümleye dikkat edin. Ben burada şu an yayında göstermiyorum işlem olasılığı ya da kullanmayı bilmediği için arkadaşlarım ama o üçüncü cümle ya da genelde üçüncü cümle şöyle olur. Fiyata en yakın yer olur. Fiyata en yakın bölge olduğu için ya da bazen bu ikinci cümle bazen birinci cümle olur. Oradaki fiyata en yakın yeri ekranı çizin. Büyük ihtimalle tepki oradan başlayacaktır. Zaten üçüncü cümle oraya geldiyse güncellemiş diyor ki Hakim bölgem 15.292'ler civarı. Buradan satış akımı birinci öncelikli olarak. Üstüne çıkarsa ondan sonra da alış işlemini düşünebiliriz. Tamam. Bölgelerimi oluşturdum. İnce kanala kadar oluşturdum. Arkadaşlar yorumlarda sizden de bekliyorum. İşlemler nasıl gidiyor? Yol gösteriyor mu? Buradaki çizgiler. Hatta istediğiniz enstrümanlar olursa, çok istenen, çok tekrar eden enstrüman olursa tabii sizden de bir tane buraya eklerim. Peki o zaman bir sonraki enstrümana geçelim. Arkadaşlar geldik Nazda. DAX'dan daha fazla çıktı. Zaten çıkmak istiyordu. Çok fazla aşağı inmemişti. Savaş gerginliğinde bile. Şimdi Gun biraz sonra bastıracağım. Ve büyük ihtimalle işlem önceliğimiz hep yukarı olacak. Çünkü çok fazla aşağı gitmedi. Hatta düşüşle birlikte güç toplayıp daha da hızlı çıkmaya başladı. Gun sayfına tıklıyorum. Şöyle bir günlükten bakalım. Hani nerelerdeydi, hangi dalgaya geldi? Aslında bir hafta düştü. Hani savaş gerginliği boyunca hep aynı yerinde saydı. Öte yandan düşmesi güç toplamasını sağladı. Üstünde bir mum kapattı. Yani yayının başında söylediğim aslında savaş ölmüş, savaş olmuş, insanlar ölmüş çok fazla e, endekslerin, emtiyaların umurunda değil. Tarihi tepeye doğru gitmeye başlamış. Kuvvetli bir destek tepkisi burası arkadaşlar. Neden? Şu anda günlükte baktığımda bu bölge 1 Eylül 2023 destek tepkisi sonra direnç olmuş. Tepe olduktan sonra, tarihi tepe olduktan sonra. Sonra 2 Ağustos 2023 dirençle birlikte aşağı düşmüş. Demek ki buralar bir tarihi tepe ve genellikle doyum noktasına ulaştığı yer. Peki gelelim buranın aşağısına. Geçmişine baktık, günlüğe baktık. Tarihi tepede olduğunu gördük ve doyum noktasına ulaştığı yer olduğunu da gördük. O zaman benim aslında öncelikle oyun satış olamaz mı? Olur. Ama alışı da bir gözümün kenarında Şöyle şuraya bir oyun planı olarak bırakırım. Oluşturalım. Tepki gerçekleşmiş. Bunlar gelmiş. Büyük ihtimal Crystal Box Ganttify ile birlikte Crystal Box kendini kapatmış. Güzel oldu bu. Arkadaşlar Crystal Box hedefleri aldıktan sonra bazen şuraya basıyorum Crystal Box gelmiyor. Tüm box'larda bu var. Tüm kutularda bu var. Bazen işlem basmaz. Kararsız bölgededir, basmaz. Çok fazla üsttedir. Güvenli bir bölge bulamamıştır yine işlem oluşturmaz. Şu an Nasdaq'ta olduğu gibi hem burada olsun yeni gelen arkadaşlarım sordu soru hem de siz de öğrenmiş oldunuz. Peki o zaman 36'ya bakalım mı? 36 alış demiş. Ayşe Ayı Stop Loss bölgesi demiş. 36 alış dedi ama şöyle bir şey var. Şimdi ben insan olarak da biraz bunları yorumlayarak konuşuyorum. Nasdaq neden aşağı düştü? 36 alış demişti demem. Çünkü tarihi tepeye gelmiş. 36 alış demek de haklı. Geçilemeyen kilit bir bölgenin üstünde. O yüzden benim birinci oyun planım şu anda tepki yönünde de olduğu için buradaki alış işlemi olur. 15.514 alış işlemi olur. 15.514 ile birlikte işleme girer ya da tepkisiyle birlikte Amerika seans tepkisi, ben size açına kadar Amerika seans tepkisi olacak ya da akşam saat 8-9 olacak. Buradaki arkadaşlarım doğrudan buradaki şimdiki tepkiyi takip edebilirler. Yani şuradaki pembe kanaldaki tepkiyi takip edebilir. Ve bence en yakın 15.750 bölgesi işlemden kaçacağımız yer olur. Şimdi gelelim daha güzel bir bölgeye. Burada işlemsiz kalırım. Yani ekran açtım, işlem açacağım. Olmaz. Fırsat ayağımıza gelsin enstrüman benim istediğim bölgeye gelsin. Öyle işlem açayım. O hangi bölge? 36 box'ın stop loss bölgesinin aşağısı. Yani Nasdaq'ta bir tepe oluşacaksa 15.305'in aşağısında bunun kapatmasıyla birlikte hızlıca düşer arkadaşlar. 15.301'in aşağısına kapatmasıyla. Bu bölgenin aşağısına kapatmadan tepe oluşmaz. Satış işlemlerini güvenli biçimde oluşturamayız. O zaman aslında bizim Nasdaq'taki tek bakmamız gereken şey satış işlemi açacaksak 15.301 bölgesi. Ekranımıza çizip takip edelim. 6 ay sonra bakalım. Büyük ihtimalle aşağı düştüğünde blok bir şekilde hızlıca 14.000'lere doğru düşecektir. Peki geçelim bir sonraki enstrümanımıza. Geldik petrole. Arkadaşlar petrol çok güzel teknik olarak ilerliyor. Tepeyi oluşturdu. Tepeyi oluşturduktan sonra çok az dinlendi ve biz kain işlemleri takip ederken çok rahat şunu gördük. Tepe oluştu. Hedefler geldi. Hedefleri gerçekleşti. Band geçişi gerçekleşti. 83'lerden tekrardan aşağı indirdi. Ta ki 70'lere kadar 70'lerde duraksadı ve düşerken de şu oldu. Hem ana dalga kainle birlikte satış işlemini aldık. Hem de aslında Crystal Box'ı tam da bunun için yapmıştım. Ara dalga alış işlemlerini aldı. Yani pozisyon çevirme olayı dediğim bir trader özelliği var ya. Özellikle sınıfta çokça konuştum. Bu pozisyon çevirmeyi ne demek olduğu, nasıl yapılırı biraz platformla birlikte, yazılımla birlikte göstermeye çalışıyorum. Bir iki şey daha ekleyeceğim Crystal Box'a. Hatta şu anda ufak bir güncellemesi olmuş. Onunla birlikte çok daha rahat görebileceğiz o pozisyon çevirmelerini. Yani bir trader ana yönde nereden girecek, hangi bölge kilit ya da şu anda ana dalgamız satış olsa da buradan ufak bir kristal box'la temiz bir destek tepkisi varsa kristal box'ta aslında böyle bir haftalık, iki haftalık temiz bölgeleri alıyor. Bununla birlikte nasıl işleme girelim, çıkarımı anlatmaya çalışıyoruz. Peki o zaman GAN ile petrolü inceleyelim. 76 tüm box'lar arkadaşlar tüm box'lar burada kümelenmiş. Ve artık hakim dalga o kadar çok satış ki ben buradan aşağı düşerim diyor. Yani 74'e kadar giderim diyor. Peki şöyle bir zaten ezberledik diye düşünüyorum. Şu haftalıklarına baktığımda bakın direnç, direnç, direnç saatliğe geldim. Direnç tepkisi kutu kristal seviyelerini bastırdım. Çok güzel. Şimdi eğer ben ana dalgada satış işlemi yapacaksam ham petrolde 76.50 bölgesinin aşağısında mum kapattıktan sonra satış işlemine girer miyim? Evet girerim. Ve bununla birlikte aslında şuradaki stop loss bölgesini kullanarak gerçekten aşağı düşüp düşmeyeceğini öğrenmiş olurum. Crystal Box ile birlikte kar al bölgeleri ve son işleme giriş yapmak çok önemli. Çünkü bir aylık trende bakıyor, 15 günlük trende bakıyor. En doğru yeri yakalamaya çalışıyor. Satacaksam 76-50. Alış işlemine gireceksem 36 yukarılarda kalmış. Büyük ihtimal 80 diyecektim. 85. 84 olsa çok daha güzel olurdu. 85'te sattırmış ve hala 36 baksa ana dalgam satış diyor. 36'yı da kapatalım. Şimdi o zaman burada da bölgelerin belli mi arkadaşlar? Burada da bölgelerin belli. 76.75'lerin aşağısında kapattığında ilk duraksayabileceği yer 74.56. 74.56 ile birlikte aslında ben burada bu haftalık bir kenara çekilirim buraya kadar gelirse. Bakın yine hangi bölgede duraksayacağını daha trend başlayıp duraksamadan öngörmeye çalışıyoruz. Tamam o zaman şöyle yapsam üstüne haftalık TP'leri bir koysam Zaten satış bölgesinin de aşağısında bana her şey satış işlemini hatırlatıyor desem yeridir. Yani kesik çizginin altında başlamış. dan tayfımdaki direnç tepkisinin aşağısında başlamış. O zaman böyle bir aşağı doğru yeşillenmiş. Bir izleyelim bakalım devamı bu şekilde gelecek mi? Şu anda alış işlemi düşünüyorum. Hangi koşul altında alış işlemi açarızı düşünüyorum. Şu bölge olabilir. 78.24 Şu bölgeyi bir çizelim beraber. Şu bölgeyi çizelim. Günlüğe bakalım. Günlükten bu bölge yine neden ilk çizgide durak satmış? Onu bir okumaya çalışalım. Aman aman olmazsa ağlarım diye bir şey değil. Ama fena değil. Alış işlemine gireceksem bakın yine haftanın başında iki tane çizgi belirledim. Ben bunu ister alarm kurarım, ister izlerim, ister saatte bir bakarım, 4 saatte bir bakarım. 78 üstü alış işlemi 766 satış işlemi. Zaten bizi forex'te en çok kaybettiren özellikle yazılım kullanan arkadaşlarımla gördüğüm eksiklik sabırsız oluyorlar. Ben mesela burada yazıyorum, sınıfta yazıyorum, söylüyorum. Doğrudan buradan alınır, buradan satılır diyorum. Hatta hafta kapanışına doğru şöyle bir bakıyorum. YouTube analizinde 4 tane enstrüman, 5 tane enstrüman analiz etmişim. Neredeyse 4 tanesi birebir çıkmış ve her şey belli daha hafta başlarken her şey belli. Alış işlemleri içinse yine bu kanalı kullanabiliriz. Gun tayfını kapatıyorum. 78.26'nın üstü alış bölgem. Çok güzel değil, çok temiz değil ama olabilir bir köşede kenarda kalsın. 77-76 bölgesinin aşağısında kapanış ve şu anda bizi destekleyen platformun daha çok bu bölgesi dediği yer 76 bölgesi. Petrol için de bu hafta bunları söyleyebiliriz. Geçelim son esnurmanımıza. Arkadaşlar Euro USD için aşağıda ortalama bir aydır 1.47'lerde bir bölge oluşturuyorum. 3 hafta 4 haftadır ve oradan hemen çıkıyor. Aslında Euro USD hikayesi hep aynı. Sadece Euro USD'de şu var. Çok yavaş hareket ediyor. Sabır istiyor. Bu yüzden yeni başlayan arkadaşlarım, yeni trade etmeye başlayan arkadaşlarımın belli bir yöntem öğrendikten sonra, grafikleri öğrendikten sonra gerçek hesap psikolojisini oturtmak için. Bakın aşamaları gördük mü? Bir sürü aşama var. En son 100 dolar 200 dolarla gerçek hesap psikolojisinde işlemler açmak için Euro USD'yi kullanabiliriz. Peki bu haftanın Euro USD teknik noktalarına bakalım. Neler söylüyor? Ganttayfa. Ganttayfa'na tıkladıktan sonra 1.0600'ler var. 1.0600'da çok aşağı inmemiş, 1.07'lerde Hemen hemen aslında yine aynı bölge. Hani 5 pips aşağı, 10 pips yukarı. Bölgeye tekrardan bakalım. Günlükten baktığımda. 31 Mayıs 2023, 6 Haziran 2023. Bu bölge geldikten sonra neredeyse son 3 yılın 4 yılın tarihi tepesi oldu. Sonrasında yine aynı bölge, aynı yer. 13 Kasım 2023 destek tepkisi olmaya aday küçük bir haftalık kumun başlangıcı. O zaman benim burada artık birinci oyun planım ne olur arkadaşlar? Haftalıkta bakıyorum. Bölge çok temiz. Alış işlemi olur. Geldim. Bir saatlik muma. Bölgeyi okudum. Kanalı okudum. Çok temiz. Kristal box satmış. Aşağıda kalmış. Stop loss çizgisini kullanırım. Buranın aşağısında kapatmaması gerekir. Doğrudan baktığım nokta stop loss. Buranın hatta tek çizgiye indirgerim bununla birlikte. Gun Typhoon'u da kaldırırım. Gun Typhoon'u kaldırdıktan sonra, kristalin seviyelerini kaldırdıktan sonra bu bölgenin üstünde mi hareket edecek? Bu bölgenin aşağısında mı hareket edecek? Tek çizgi arkadaşlar. TP seviyelerine bakalım mı? TPS tam bu nokta üstünde ve altında kalması. O zaman aslında şu anda ekranda her şey çok net. Yani üstünde kalırsa nerelerde işleme gireceğim, altında kalırsa nerelerde işleme gireceğim çok net belli. Euro USD için bunu söyleyebilirim. Ama öncelikli oyun planım, birinci oyun planım alış olur. Biraz önceki kanalın fotoğrafını gösterdiğim gibi. Haftalık analiz de böyleydi arkadaşlar. Umarım Hafta içerisindeki yön bulma konusunda, işlemleri açıp kapama konusunda en önemlisi bir trader nasıl düşünür, nasıl işlem alır, nasıl anlık refleksler geliştirir bunu anlama konusunda yardımcı olur. Eğer video beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Videolardan anlık haberdar olmak içinse çanı tıklarsanız biz videoyu yüklediğinde anlık haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Ben sınıftan devam edeceğim. Arkadaşlarımla biraz sohbet istedikleri İstedikleri enstrümanlar varsa onlara doğru ilerleyeceğim. すいません。